Merhaba arkadaşlar dersimize hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz nüfus politikalarını anlatıyoruz bu dersimizde bu nüfusla ilgili üçüncü dersimiz daha önceki derslerimizde nüfus nüfus piramitleri ne anlatmıştık farklı iki videomuz var bu üçüncü dersimiz üçüncü video dersimiz arkadaşlar dolayısıyla kanalımızda nüfusla ilgili nüfus piramitleri ile ilgili videolarımız mevcut onları da izleyebilirsiniz bu Dersimizde nüfus politikalarını sizler anlatacağız 11. sınıf müfredatında yer alıyor aynı zamanda TYT'de de karşımıza çıkabiliyor. Evet hemen başlayalım isterseniz konumuza. Öncelikle şunu ifade edelim nüfus piramitlerini daha önce anlatmıştık ama yine nüfus politikalarında karşımıza nüfus piramitleri çıkıyor. Dolayısıyla bir tekrar yapalım şöyle piramitleri. Piramitte dikkat etmemiz gereken şeyler şöyleydi. 0-14 yaş grubu çocuk nüfusunu 15-64 yaş aralığı genç aktif nüfusu ve 65 üzeri de yaş nüfusu ifade ediyordu. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Bir tarafı grafiklerin kadın nüfusunu bir tarafı da erkek nüfusunu gösterir bize. Dolayısıyla yorumlarken ona göre yorumlamamız gerekiyor ve yaş gruplarına göre hangi yaş aralığında kaç kişi olduğunda nüfus piramitlerinden çıkartabiliyoruz. Yorumlarken bu şekilde dikkat edeceğiz. genç nüfus, aktif nüfusun neresi oldu, yaş nüfusun neresi oldu, çocuk nüfusun neresi olduğunu az çok bilmemiz gerekiyor yorumlarken. bu önemli arkadaşlar. Evet gelişmiş ülkelerde hemen şunu da izah edelim. Gelişmiş ülkelerde arkadaşlar 65 yaş üzeri yani şu grup daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde burası biraz daha azdır ve e, orta yaş grubu gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde daha fazla tabanında daha çok geniştir yani çocuk oranı fazladır e, doğum oranı fazladır ve yani artış hızı yüksektir diyebiliriz gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus daha fazla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer şey hemen şöyle izah edelim. Nüfus politikası dediğimizde ülkelerin nüfuslarını, nüfus artış hızlarını azaltmak veya arttırmak amaçlı yaptığı uygulamalardır. Nüfus politikası arkadaşlar. Dolayısıyla ülkeler nüfus artışını artır, azaltmak, arttırmak veya niteliğini iyileştirmek amacıyla veya nüfusu korumak amacıyla ne yapıyorlar? Uygulamalar yapıyorlar. Bu uygulamalara nüfus politikası ismini veriyoruz. Genelde dünyada hem şöyle ifade edebiliriz. Arttırmaya veya azaltmaya yönelik politikalar uygulanır. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler özellikle arttırma, gelişmekte olan ülkeler ise azaltma, nüfus artış hızını azaltma politikası uygulamaya çalışırlar. Ülkelere geçmeden önce hemen şunu da izah edelim. Şimdi biz şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir ülke nüfusu arttırma politikası uyguluyor ise tabanında grafiklerin, piramitlerin genişleme vardır. Dolayısıyla şu gördüğünüz grafikteki gibi tabanda genişleme olması lazım. bu şekilde. Bu ne demektir? Örneğin 20 yıl önce bu kadar çocuk doğmuş ama günümüzde bakın bu kadar. Yani dolayısıyla 13 milyon iken 18'e çıkmış. dolayısıyla bu ülke nüfusu arttırma politikası uyguluyor manasına gelir. Aynı piramit bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Yani tabanı genişleyen piramit olması lazım nüfusu arttırma politikası uyguluyorsa bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Örneğin bu gelişmiş ülke yaş nüfusu fazla olan ama tabanı gelişlemiş çağın şeklinde bakın. Dolayısıyla bu nüfusu arttırma politikası uygulayan bir ülkedir. Diğer taraftan eğer ülke nüfusu azaltma politikası uyguluyor ise hemen e, bir alttaki piramide baktığımızda örneğin nüfusa baktığımız zaman nüfus miktarı veya çocuk nüfusuna 15 yıl önce 20 yıl önce bakın nüfus çocuk oranı bu kadar çocuk doğumları erkek ve kız çocuğu Örneğin burada 8 milyona yakın 9 milyona yakın ne var erkek çocuğu doğmuş ama günümüzde azalmış durumda Dolayısıyla bu da azaltma politikası uygulanmıştır aynı plan şu şekilde karşımıza çıktığında yani Farklı şekilde tabanda neyi görüyoruz? Bakın daralmayı görüyoruz. Bu da nüfusu azaltma politikası uygulamış diyeceğiz. Yani arttırma politikası uyguluyor ise tabanı genişleyen yani ne demek? Çocuk nüfusu artan doğum oranı artan manasında diğerinde azaltma politikası uyguluyor ise tabanı daralan piramidi seçmemiz gerekiyor. Veya böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Genelde de e, artırma politikası uygulayan ülkeler, dikkat ederseniz yaş nüfusun fazla olduğu gelişmiş ülkeler diye ifade edebiliriz. Evet burada e, bazı ülkelerden bahsedeceğiz. Örneğin Çin'deki nüfus politikasına baktığımız zaman hemen piramide baktığımızda neyi görüyoruz? Piramitten başlayalım isterseniz. Şu şekilde bakın. Önceleri nüfusu e, azaltma politikası uyguladığını çok iyi göre görebiliyoruz. Yani 25 yıl önceki doğum oranı ile bakın 10 yıl önceki ve günümüzdeki nedir? Farklıdır dolayısıyla. Nüfusu azaltma politikası uyguladığını buradan görebiliyoruz ama sonradan tekrar bakın şöyle bir hafif artış var. Bu da ülkede önce tek çocuk yasası politikası uygulanıyor, daha sonra gevşetiliyor ve vazgeçiliyor. 2015'ten itibaren tek çocuk yasasından, politikasından vazgeçildiği için günümüzde tekrar nüfus artışı devam ediyor Çin'de ve Çin'in nüfusu 1 milyar 300'ü geçmiş bir nüfus sayısına sahip. Dolayısıyla Çin'de de şu anda belirgin bir politika göremiyoruz. Yani bu tek çocuk yasasından vazgeçildiği için günümüzde nüfus artışı devam ediyor. Ama şunu bileceğiz. Ne uygulamış? Azaltma politikası uygulamış. Tek çocuk yasası çıkarmış. Daha sonra gevşetmiş farklı politikayla ve günümüzde de vazgeçmiş şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Ve piramidinde de tabanının zaten dar olduğunu görebiliyoruz. Sonradan hafif bir artışın olduğu, politikadan vazgeçtiği ile ilgili bize ipucu veriyor. İkinci bir ülke Endonezya arkadaşlar. Burada da piramide baktığımız zaman son yıllarda yine nüfus artış hızının azaldığını burada ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu şekilde bakın. Önceki yıllara nazaran yani 15-20 yıl öncesine, 15 yıl öncesine göre baktığımızda günümüzde nüfus artışı daha az diye ifade edebiliriz. Endonezya'daki önemli unsurlardan biri ülkedeki nüfusu adalara yaymak, ülke geneline yaymak amaçlı, pardon ülke geneline yaymak amaçlı olmuş. Bu amaçla bir göç programı belirlenmiş, nüfusun bir kısmı yerleşmelerin çok az olduğu adalara yerleştirilmeye çalışılmış ama bunda başarılı olamamış. Endonezya. 1970'e kadar benim nüfus artış hızını yükseltme politikası daha sonra 70'ten sonra azaltmaya yönelik politika haline dönüşmüş ve nüfus artışı 2015'te e, %12'ye düşmüş. Bunun sonucunda ülkede çocuk nüfus oranında azalmaya başlamış. E, Endonezya nüfus politikası İslam ülkelerindeki veya İslam dünyasındaki en başarılı nüfus, nüfus politikası olarak değerlendiriliyor. E, günümüzde e, azaltma politikası hemen hemen devam ediyor bu ülkede arkadaşlar. Piramitten de bunu zaten ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Evet üçüncü ülke e, diyelim. Ondan önce piramit bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Biz buradaki piramitleri tabi e, 11. sınıf arkadaşlara yardımcı olmak amacıyla kitaptan alıyoruz. Dolayısıyla hem üstteki hem de alttaki gibi karşınıza çıkabilir piramitler. Bu açıdan dikkat edelim. Üçüncü ülke Hindistan arkadaşlar. Hindistan da yine Çin gibi nüfusu fazla olan ülke ama belirgin bir nüfus politikası olmayan bir ülke. Dolayısıyla günümüzde belirgin bir politikadan ne yapamıyoruz bahsedemiyoruz arkadaşlar Çin içinde. Pardon Hindistan içinde. Ramide baktığımızda şu şekilde. Yani belirgin bir azalmanın olduğunu göremiyoruz. Artışın olduğunu da yani belirgin bir şekilde devam ediyor. Belli oranlarda nüfus artışı devam ediyor. Evet Hindistan ile ilgili bilgilere baktığımızda nüfus artış hızının düşürülmesine yönelik bir ulusal program hazırlanmış. Ama bütün eyaletlerin buna uyması istenmiş. Ancak her eyalette bu politikayı uygulayamamış Hindistan. Evet bunun sonrasında da bu Tabi politikadan vazgeçmiş arkadaşlar günümüzde de belirgin bir politika söz konusu değil. Herhangi bir arttırma azaltma politikası uygulanmıyor Hindistan'da ama nüfus artış hızı yüksek ve nüfus hızlı bir şekilde Hindistan'da artıyor. Sorularda şöyle karşımıza çıkabilir: Aşağıdaki ülkelerden hangisinin azaltması gerekir? Azaltma politikası uygulaması gerekir diye sorulduğunda Hindistan bunlardan birisidir arkadaşlar. O açıdan dikkat ediyoruz. Yine nüfus piramidi alttaki şekilde de karşımıza çıkabilir. Evet dördüncü ülke olarak arkadaşlar Japonya'ya bakalım. Japonya'da da piramide baktığımızda belirgin bir politikayı görüyoruz burada arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman gerçekten bir azaltma politikasının uygulandığını görüyoruz. Ama son yıllarda nüfusu arttırmak isteyen ülkelerden birisidir Japonya. Japonya'nın göçle ilgili bir politikası olmuş. Dolayısıyla sıkı bir göçmen politikası uygulanmış. Ruslar arası göçün en az, en az yaşandığı ülkelerden birisi. Yani dışarıdan fazla göç almamış, almak istememiş ülke. Kabul etmemiş. Japonya'nın nüfus artış hızı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artmaya başlamış. Dolayısıyla 1948'de ülkede aile planlaması programı başlatılmış. Bunun sonucunda 1955'te binde 14 civarında olan nüfus artışı 60'larda e, evet e, binde 9'a düşmüş tekrar 55'ten sonra ve 91'den itibaren nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politik uygulanmaya başlamış. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra arttırmaya çalışıyor. Daha sonra azaltma tekrar günümüzde arttırma politikası uygulamaya devam ediyor. Japonya'da gelişmiş ülke bakın Şöyle 65 yaş üzerine baktığımız zaman şu kısım bakın 65 üzeri nüfusun oldukça ne olduğunu görüyoruz fazla olduğunu görüyoruz dolayısıyla gelişmiş ülkelerde bu şekilde ama doğum oranı düşük nüfusu arttırma politikası uygulayan bir ülke Japonya. Evet Japonya'nın piramidi bu şekilde de karşımıza çıkabilir Rusya'ya bakalım. Rusya'da gelişmiş ülkelerden arkadaşlar. Dolayısıyla 1950'lerden itibaren doğal nüfus artış hızı düşmeye başlamış Rusya, Rusya'da. ülkeden nüfus artışı eksilere kadar düşmüş. Rusya nüfusu 1992 ile 2008 yılı arasında çok azalmış. Nüfus artış hızını arttırmak amacıyla 2007'den itibaren bir politik uygulamaya başlamışlar. Ve 2009'da Rusya nüfusu artmaya başlamış. Nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politika uyguluyor günümüzde de arkadaşlar ve binde iki civarında bir artış var. Rusya için de bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani günümüzde Rusya, Japonya bunlar nüfus artırma politikası uygulayan, Hindistan azaltması gereken, Çin azaltması gereken veya Çin'de belirgin bir politika yok tabi. Endonezya azaltan ülkeler grubunda yer alıyor. Bize sorulduğunda gelişmiş ülkeler daha çok nüfusu arttırma yolunda gidiyor, politikası uyguluyor. Yani Avrupa'daki ülkeler genelde nüfusa arttırma politikası uygulamakta arkadaşlar genelde bu yönde ve gelişmekte olan ülkeler ise azaltma politikası veya iyileştirme politikası nitelik münecceliğini değiştirme politikası uygulayabiliyor. Dünyada baktığımızda şu şekilde arkadaşlar dünyada özellikle Avrupa'da ve gelişmiş Asya ülkelerinde biz nüfusu azaltma politikası, artırma politikası pardon uygulandığını göre, görebiliyoruz. Ee, ve Afrika'da Güneydoğu Asya'nın bazı ülkelerde nüfusla ilgili herhangi bir politika uygulanmıyor. Amerika kıtasında da yine e, Kanada, ABD gelişmiş ülkeler bunlar da aslında e, arttırmaya meyilli e, politikaların e, uygulanabileceği e, ülkeler diyebiliriz. Genelde biz gelişmiş ülkeleri arttırmaya yönelik politika uygulayan olarak almamız gerekiyor. Evet, Rus politikaları kısaca bu şekilde arkadaşlar. Karşımıza yani müfredatta Rusya, Japonya, Hindistan ve Endonezya ile Çin karşımıza çıkıyor ülke olarak. Çin belirgin bir politikası olmayan, özetlemek istersek tek çocuk yasası politikası uygulanmış ama günümüzde vazgeçmiş bundan belirgin bir politika yok. Artmaya devam ediyor. Endonezya azaltma politikası düzenli uygulayan ülkelerden bir tanesi. Hindistan herhangi belirgin politika yok. Uygulamak istemiş azaltma politikası ama her yerde tüm ülkenin tamamında uygulayamamış, vazgeçmiş. ve Japonya günümüzde arttırma politikası uygulayan bir ülke. Nüfus artışını arttırmak isteyen bir ülke. Bu şekilde bileceğiz ve Rusya da yine nüfusu arttırmak isteyen ülkelerden günümüzde birisidir arkadaşlar. Değerlendirmeyi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Evet nüfus politikaları bu şekilde yani gelişmiş gelişmemiş ülkelere göre ne yapacağız yorumlayacağız bir de piramitler karşınıza çıktığında tabanı daralan piramitler azaltma genişleyen piramitler tabanı arttırma politikası uygulayan ülkeler diye ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet umarım yardımcı olursunuz arkadaşlar kolay gelsin iyi dersler diliyorum kanalımıza abone olabilirsiniz kanalımızdaki videoları paylaşıp beğenip yorumlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.